Tatil için otellere dünyanın parasını harcama. Tatilde kirala, rahat konakla. Tatildekirala.com. Herkese merhaba efendim, hoş geldiniz. Artık bu açılışa çok alıştınız. Biz Koç Didin'le birlikteyiz. Euroleague konuşacağız ve yine aynı başlangıçla açıyorum. Çok yorucu bir haftayı geride bıraktık Euroleague'de. Yani basketbol adına hakikaten yoğun mesainin olduğu bir hafta bitti. Bize de konuşacak çok şey var. Benim sesim az çıkıyor birazcık. Ya ben bağırayım o zaman. Bağırma da, yine de aynı böyle bu tempoda yine top sende olacak. Şimdi şöyle bir açılışta aslında ne desem diye düşünüyorum ama o kadar karışık ki bir önceki hafta biz hep şey diyorduk, Türk takımları Ceska'yı zorlayacak diyorduk. Acaba Ceska mı temsilcilerimizi zorladı? Böyle demek yanlış mı olur? Darüşşafaka Tekmen yüzümüzü güldürdü. Oradan dem vuralım, oradan açalım. Bu Ceska'yı zorlama muhabbetini de sana bırakıyorum. Şimdi baktığın anda skora bakarsan şöyle bir yaklaşım olabilir. Abi ikisi de kaybetti, nasıl zorladık? Son topa kadar başa başa oynuyorsun. Ama yine skora bakarak söyleyebiliriz ki. Zorlamışsındır yani. Hatta yani maçı da kazanabilirdin. Özellikle Fenerbahçe, Beko, Ceska Moskova maçında farklı önemliydi. O en son Fenerbahçe iki sayıda tutmak için eğer son basketi atmasar maç altlara gitse başa baş olduğunda yani bir ekstra mağlubiyet halde Milano'yu deplasmanda yenilsek o zaman Ceska'nın üstünüze çıkma şansı vardı. Yani hem maçı oynuyorsun hem oradan puanı kapmaya çalışıyorsun, kaybedersen de averajı vermemeye çalışıyorsun. Bu tip maçlar kolay değil ama yani maçın sonuna geldiğinde her iki maçta da özellikle Anadolu Efes maçında Higgins'ten turnikeyi yemezsek uzatmaya gidiyor. Ki uzatma bence daha nasıl söyleyeyim yeşil ışık yakıyordu Anadolu Efes'e. Daha farklı olabilirdi. Yani bunların hepsi zaten Final Four'un da güzelliği bu. Yani bir maç oynuyorsun aynen bunlar gibi tek maç. Yani o tek maçtaki, o akşamki performansın, o günü iyi hazırlanman, tabii ki şans faktörü, basketbol meleği, bunların hepsi sahada olan oyunun parçaları. Yenebilirdik de, yenilebilirdik de. Baktığında yani o düzey bence artık o ilk 5-6 takım, oraya biraz baskı oyunu da koyabilirsin. Her gün her yerde birbirini yenebilirler. Evet, yani aslında Final Four'un resmi provaları yapıldı diyebiliriz bir nevi, değil mi? Aynen. Artık bu arada Final Eight için de 5 takımın adı konuldu bu arada. Hani rekabet iyice kızışmış durumda, sıralamalar belli olacak ilerleyen haftalarda. Hepsini konuşacağız. Konuşacak çok şeyimiz var ama bunlara geçmeden önce nereye gidiyoruz? Herhalde tatildekirala.com'a mı gidiyoruz? Evet, tatildekirala.com biliyorsunuz her 4 haftanın sonunda sizlerle yaptığımız çekilişin, sizlere sorduğumuz soruları doğru cevabı verenler arasından bir çekiliş yapıyoruz. Bu çekilişin sonunda da bir kişi bir talihli bizden bir tatil kazanıyor. Merve soruyor, Merve çekiliş için bir küçük bu minik ellere emanet ediyor kurayı. Bakalım bu sefer kimle yapmışlar çekilişi. Bu küçüklerin, miniklerin, gençlerin hepsi de o gün doğmuş oluyor, evet. Bunu nasıl başardığını bilmiyoruz ama doğum günü olanları tek tek bulup onlarla yapıyor çekilişi. İzleyelim. Herkese merhaba. Yine 4 hafta sonunda çekilişle beraberiz. Yine yanımızda bir küçük var. Seni biraz tanıyalım mı? Merhaba, benim adım Efe. Nurettin Teksan'a gidiyorum. Kaç yaşındasın Efe? 11. 12'den gün alıyorum. Bugün doğum günmüş galiba, değil mi? Evet. Biz yine doğum günü olan birini bulduk çekilişte şansa. Peki Efe, sporla ilgileniyor musun? Evet, basketbola gidiyorum. Öyle mi? Seviyor musun basketbolu peki? Evet. Hangi takım tutuyorsun? Baskette Fenerbahçe, futbolda Beşiktaş. Süper, Fenerbahçe'den sevdiğin bir oyuncu var mı favorin olan? Yani adlarını şu an aklımda değil yani, unuttum ama var. Hepsini seviyorsun galiba, öyle mi? Peki bizim bir YouTube kanalımız var. YouTube takip ediyor musun bu arada? Bir şeyler izliyor musun oradan? Bizim de bir YouTube kanalımız var. Murat Didi'nin, Koç Didi'nin adında. Orada Euroleague konuşuyoruz her hafta. Ve sponsorumuz sayesinde 4 haftanın sonunda her ay bir çekilişimiz oluyor. Bu çekilişle bir şanslı kişiyi tatile gönderiyor sponsorumuz. Ben senden buradan bir kişiyi çekmeni isteyeceğim. Bu şanslı kişiyi senin belirlemeni istiyoruz. Bizim için yapabilirsen çok seviniriz. Tamam. Karıştır biraz bakalım. Sen söyle, kim kazandı? Kazanan Serhat Yıldız. Serhat Yıldız'ı tebrik ediyoruz. Evet.
Zaten Merve söylemiş ama ben bir kere daha göstermiş olayım. O talihli isim benim şu an elimde. Görebiliyor muyuz Pamir? Emin değilim ama. Kazanan talihli adı bir kere daha söylemiş olalım. Hadi sen söyle. Evet, söyleyeyim. Serhat Yıldız'ı tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Tatile nereye gideceğini merak ediyoruz. Ve tabii ki fotoğraf bekliyoruz. Artık bunu defalarca söylüyorum. Emek o veriyor. Fotoğraflar bizler için önemli. Hangi soruya doğru cevap vermiş biliyor musun? Bir yandan onu arıyordum. En az skor hangi mücadelede olur diye sormuşuz. Efes Olympiakos'muş o haftanın cevabı. Ve bu soruyu doğru bilerek bizlerden güzel bir tatil kazanmış. Tadını çıkartın. Bir doğru cevapla mı çıkmış çekilişte? Emin değilim. Peki Serhat Yıldız hangi soruyla kazanmış biliyor musun? Hemen söylüyorum. En az skor hangi mücadelede olur diye sormuşuz. Anadolu Efes Olympiakos mücadelesinde olmuş ve Serhat Yıldız'a bu soruya doğru cevap vererek güzel bir tatil kazandı. Bir doğru cevapla bulmuş yani. Onu bilmiyorum. Onu bir kontrol etmek lazım. En az skorla başka cevaplar da vermiş. Evet, Merve yine dudak okuyarak. Biz böyle bir iletişimimiz gelişti bu yayınlarla. Güzel. Artık dudağını okuyabiliyorum Merve'nin. Birkaç tane doğru cevabı varmış. Demek ki bu da şundan dolayı bunu sordum. Yani ne kadar 4 tane sualde doğru cevap verirsen o çekilişte şansın artıyor. 4 tane şansın oluyor. Evet. Ve en az skoru biliyorsun ama en az skoru bilerek en güzel tatile gidiyorsun. Onun için ona iyi eğlenceler diliyoruz. Tadını çıkartın bizim için de. Ve o zaman biz başlayalım hadi artık. Birbirine resim yollamayı unutmayın. Lütfen, lütfen bekliyoruz. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz, keyfiniz nasıl merak ediyor olacağız. Şimdi nereden başlasak, ne haftaydı? İstersen şöyle yapalım. Fenerbahçe Şeska mücadelesiyle başlayalım. Artık sayende eminim sadece ben değil, herkes verimlilik puanına bakıyordur. Oradan başlayalım mı? 74-70 verimlilik puanıyla sonuçlanmış mücadele. Maçın skoru kaç? Maçın skoru 68-70. Çeska 70. 70-68 Çeska maçı kazanıyor. 74-70 verimli kazanıyor. Bu şu demek. İkisi arasında da çok az bir fark var. Oyunda dengenin tamamen kurulduğu ve çünkü 3 sayılık olduğu anda verimli puanı çok fazla kopup gidiyor. Her ikisinde muazzam 3 sayılık oynamadı. Bence bu maçın özelindeki en önemli noktalardan bir tanesi de çember altının maksimum oynayan pivot oyuncusu Yan Veseli. 10 sayıyla. Onun dışındaki herkes savunmaya yardımcı oldu. Yani iki takım da zaten baktığın anda Dimitris Itoudis de Obradovic'in ekolünden çıkma bir koç olduğu için hepsi çember altı savunmasına çok büyük özen gösteriyorlar. Çember altı savunmasını biliyorlar. Ve en sonunda da yani oyunun pota altından oynanacağını farkındalar. Böyle olduğu için iki taraftaki skorerler de mesela şimdi böyle bir akşamda Fenerbahçe Beko'yu kendi yenmişin sahanda Ceska Moskova için düşünüyorum. Oradaki önemli skorerlerin Clyburn ve Antepli Higgins. Yani çember altı değil. Kaydı çok iyi oynadı o maçı. Ama pota altından değil üretim. Dışarının üretimi kazandı. Fenerbahçe'de Bobby Dixon. Fenerbahçe'de Kalinic. Yani skor piyotlardan değil, dış oyunculardan geliyor. Böylesine üst seviyede. Euroleague'in birincisiyle ikincisi oynuyor. Bu yani basketbolu nereye gittiğini, nasıl yorumlamak gerektiğini düşündürecek. Yani çok önemli bir farklılık. Şimdi seni dinlerken kafamda böyle bir sürü soru oluştu. Hemen sırasıyla başlayayım. Higgins dedin. Anteplerden nerelere artık en üst düzeyde oynuyor. Çok da muazzam bir performans sergiliyor. Bu yükseliş hakkında da birkaç cümle edelim. Öyle devam ederim. Anteplerden nerelere doğru? Baklavanın sırrı falan mı desek acaba? Baklavanın gücü adına mı? Baklavanın gücü daha güzel oldu. Ben katmerciyim bunu her fırsatta söyleyeceğim. Tamam, baklava mı katmer mi? Baklavanın ve katmerin sence hangisi? Gücü. Valla ben 5 sene 4 sene çalıştırdım. Yani benim için olmazsa olmaz. Orada ki çok internasyonel kebapçılar vardır. İmam Çağdaş bir tanesi. Yani biz havalimanından gelince otele gitmeden önce mutlaka oradan geçerdik. Sipariş verirken de anlamazsın zaten senin adına ne sipariş veriyorlar. Abime ekilir ve getirten de sen. Yani onların kendi güzel bu bu taklidin tarihe geçer. Geçer ve şey diye sorarsın. Ya ben ama Urfa istemiştim. Halledim abi der. Onların kendi söyleyişleri var. Ve en sonunda siparişte şöyle biter. Havuç dilimi ortaya. Der. Ne ortaya? O da ortaya bir tane havuç dilimi getirirler. Onu hep beraber. Senin favorin havuç dilimi mi?
Yani havuç dili mi, ama tabii onların işte bu lehçe gibi şeyleri de muazzam. Yani o kadar... Ama ben sana öyle sormadım. Katmer mi, baklava mı? Şimdi ben de onun üstüne çıktım. Yani gördün mü, arttırdım. Kebabın bitişinde de baklava. Yani havuç dili de baklavanın bir türevi. Evet, evet. Katmer mutlaka çok seven vardır ama hani Antep'e gittiğimde de İlla katmer demez misin? Baklava mı dersin? Yani hani katmer aşk demek olsun. Ki... Kalbim tamam, kırıldı. Tamam, peki seni kırmayacağız. İlk Antep seyahati bu konuda çok hassasım. Seni kırmayacağız. Tamam. Peki. Hayır, Antep'e mi gitsek bir ara ekipçe, ne dersiniz? Hem de Higgins'i görüp bu başarısını... Hayır, ona sormuşum. Merve ona sorar hemen bence. Evet, değil mi? Higgins'i evet. Bilenlere sormak gerekiyor. Bence Higgins'in en önemli artılarından bir Antep tanesi... Antep konusu hemen kapandı bu arada farkındaysın. Gitmiyor evet. Muyuz Antep'e? Gidelim. Gidiyoruz, tamam. Gidiyoruz. Antep'e Baskonya'dan sonra... Söz. Anlaştık. Tamam, gidiyoruz. Aynen. Ama katmerle başlıyoruz. Aynen, teşekkür ederim. Gidiyoruz. Her şeyi yeriz, her şeyi yeriz. Ama İmam Çağdaş'a gittiğinde diyeceksin ki gerçekten... Biz programı böyle buradan kapatabiliriz biliyorsun değil mi? Yemek konuşarak konu neydi diye devam ederiz Antep, sonra. Hakikaten. Ben ama yine de Higgins'e gireyim. Higgins'in en önemli artılarından bir tanesi, avantajı aslında Higgins'in. Higgins'in menajeri Itudis'in menajeri. Yani onun için dolayısıyla Itudis'in menajeri... Basketbolda, her sporda bu var. Yani Itudis'e ya bu Antep'te çok önemli, bunu bir dene diye alır. Ve ondan sonra şu anda yani Higgins herkesin oyuncusu. Ama eğer Itudis'in menajeri onun menajeri olmuş olmasa belki de bu kadar tanınmayacaktı, görünmeyecekti. Ona açılmayabilirdi. O zaman buraya da gelmezdi ama bence hayatta bir yürü ya kulum. Gerekiyor yani, bazen. Aynen, Allah'ın orada sana doğru kulvarı arkadan. Ya başarı zaten yükselişin birkaç şeyi oluyor ya, faktörü oluyor ya, şanslı olman lazım, fırsatları değerlendirmen lazım, kendin zaten başarılı olman lazım. E bir de o basketbol sihirli değneği gibi hayatınıza da değen sihirli değnekler varsa bu sonuçlar olabiliyor. %100. Peki. peki. Bu maçı nasıl okursun diye de sormak istiyorum sana. Bu kadar az farkla biten bir maçı, verimlilik puanının da çok yakın olduğunu söyledik. Bu maçı farklı bir yerden okumak lazım. Kıslar üzerinde. İki taraf da birbirini çok iyi alıyor. Biliyorlar ki boyalı alanı veren kaybedecek. Boyalı ikisi de vermek istemiyor. Öyle olunca kolay basket oluşmuyor. E zaten iki takım da perde dediğimiz, yani boş oyuncu çıkaracak screen, perde switch yapıyor. Adam değişiyorlar. Odada boşluk çıkmıyor. O zaman o akşamın yani halk deyimiyle inovatif, basketbol deyimiyle üreten oyuncuları meydana çıkıyor. Yani kimler birebir yaratabiliyor? İşte Bobby Dixon kendi ürettiğinden bir 15 tane buldu galiba. Öbür taraftan yine Higgins en önemli üretici, o da 22'lere falan bir varan verimli puanı. Evet. Değil mi? 17 sayıyla falan bitirdi. Böyle olunca da yani iş düzen içinde, herkes birbirini iyi savunduğu için yani bireysel beceriyi ön plana çıkartabilen o akşam başarılı oluyor. Ondan zaten Final Four'un özelliği bu. Yani herkes birbirini Final Four'a gittiğinde kendi takım kadar tanıyor olacak. Bir de üstüne hazırlanacak. Öyle olunca yani o akşam ekstradan soktuğun bir şutun, ekstradan çaldığın bir topun bile Baskonya'da her şey yani ederi var, kıymeti var. Evet, aynen öyle. O zaman katmer kadar ederi var. Bundan not et. Yani. Oo, evet, çok iddialı bir cümle oldu. Katmer kadar. Tamam. Hemen ekleyeceğim bir şey yoksa bir hatırlatma yapalım. Fenerbahçe'nin kendi sahasında kazandığı, üst üste kazandığı 70. maç oldu. Bu notu da düşelim. O zaman son topla kaderi değişen Anadolu Efes mücadelesine gelelim. Evet. Yine iki sayı fark. İki sayı fark başımızı yaktı ama bu özellikle çift maç haftasında birçok maçta gördük. Farkında mısın? Bu iki sayı farkı nedir? Nedeni bilmiyorum ama. Valla baktığın anda bir kere Anadolu Efes'e bir hafta önce Fenerbahçe-Barcelona maçında en büyük destek Fenerbahçe Beko'dan geldi. Çünkü evet. O gün Barcelona'yı yani çok da böyle bir durağan maçtan sonra yenince o Anadolu Efes'e bir yol açtı. Ondan sonra Barcelona'da ben zaten böyle çok sempatik görmüyorum. Böyle oyuncular birbirine acayip bağlı değiller. Yani sanki herkesin şey gibi, bu gece benim gecem diye düşünebilen birden fazla oyuncu var. Ondan Baskonya maçında kaybedince, onlar Baskı kaybettikten sonra zaten yani Anadolu Efes nasıl söyleyeyim, oynamadan artı galibiyete gerek kalmadan herhangi bir dert tasa düşünmeden Makabi'yi de özellikle Terry'i de yendikten sonra yolunu açtı ve şu anda 5'in 4'üncülük pozisyonları garanti. Yani kalan iki maçta Barcelona'nın üstüne çıkmasına imkan yok.
bir üstlere çıkmanın imkanı yok. Yani baktığın anda garantilenmiş bir pozisyon takım, evet. Efes 4, çok büyük ihtimalle Barcelona 5. O zaman İstanbul seyircisi mavi beyaz akşamında hep beraber, yani orada önce örteri durduracak. Sonra onlar, bazı takımlar tansiyon kaldırarak oynar insanlar gibi. Bazıları sabırdır, sakindir. Bazıları da imkan yok. Bazıları da en ufak bir şeyde bir ateş topuna döner. Barcelona böyle bir takım. Yani istemedikleri bir şey olduğu anda reaksiyonları yani çok sert oluyor. Kendi kendilerini dağıtıyorlar. Hani keskin kürpe, sirke küpüne zarar hesabı. Aynen, keskin sirke küpüne zarar, evet doğru. Ama bak görüyorsun atı sözleri koptu gidiyorsun artık yani. Ne sanatıydı izleme sanatı? Temaşa. Alkışlarımı, dualarımı sonunda yaptım, başardım. Ve bir kere bak düşünmeden cevap verdim. Bunu sor diye hazır bekliyormuşum. Şimdi bak arada hemen yine araya gireceğim. İki sayı farkla biten şeyleri, maçları söylemiştim ya, onları hemen bir hatırlatmak istiyorum. 72-70 Panathinaikos Baskonya maçı bitti. Başka Maccabi Tel Aviv Zalgiris maçı 83-85. Real Madrid Milano 92-89. 2 değil ama 2'den hallice diyebiliriz. Zaten biliyorsun Ceska Fenerbahçe mücadelesi. Bayern Münih Barcelona 73-71. Bakıyorum kaçırdığım bir şey olmasın diye. Hayır sanıyorum yok ama yani yeterince şey değil mi? Rekabetin kızışık oldu. Evet neredeyse kaç tane? 5 tane saydın mı? En önemlilerden bir tanesi Maccabi Tel Aviv Zalgiris'ti. Yani ben bu hafta Kaunas'a gittim biliyorsun. Nereye gidersen gideyim o maç ekrandaydı. Saat kaçta gidersen git. Çünkü bitmesine 4-5 saat dakika var maçın. 8-10 sayılarda önde Maccabi kendi sahasında. Yani artık şey yani. Herkes toparlanın evimize gidelim. Moduna girmişken Zalgiris oradan döndü. Döndü. Maçı kazandı. Aynı zamanda Olympiakos'ta ki onların rakibi Gran Canaria'da muazzam bir Tenerife yağmuruna tutulunca yani Güney İspanya'da açıklar derde deli gibi yağmur yağıyordu. Ne atsa girdi Gran Canaria. Olympiakos hiç beklemedi. Çok farklı bir mağlubiyet alınca. Üstüne bir şey daha koymak lazım. David Blatt, İsrail'de zannediyorum bir ameliyat oldu. Onunla geçmiş olsun diyelim. Hakikaten görüyorsun yani çok zor yürüyebiliyor. Bir bel ameliyatı oldu. Yani hem koçu oradan uzaklaştırır hem oyuncunun üzerinde yani bu atmosferde gerektiği otoriteyi kurmakta zorlanırsın. Öyle olunca o maç yani iki sayıkların içindeki Zalgiris'in Maccabi ile Tel Aviv'den yenmesi o alt tarafı iyice karıştırdı. Yani yukarı çıkma şansı olan takım bence şu anda Milan zaten 8. Diğer 4 takım da her an ilk 8'in içine adını yazdırabilir. Bir de son olarak bir daha Şafak'a kim diye bakalım mı? Acaba artık o şey oldu mu? Ne gözümüz aydın diyelim ve basketbolu o sihirli değnekli perisi mi geldi? Güzel oldu. Yani en azından normal sezon tamamlanmadan güzel de bir galibiyet oldu. Biraz moralleri yerine getirdi. Gönlümüzdeki ilerleyen zamanlarda daha emin adımlarla belki yürümeyi sağlayacak bir galibiyet olarak görürler miyiz? Onlar için her artı Tayincioğlu Türkiye Süper Ligi için yazar. Her eksi de yine Türkiye Ligi için bir uyarı yazar. Şimdi baktığın anda bu biraz amaçsızlar. Yani amaçları derken ikisinde bir puan amacı yoktu. Sadece iyi basketbol. Şey biraz daha baktığın anda kim belki ki... Psikolojik anlamda yorumlayabiliriz bu maçı zaten. Belki kim ki sezon başında bir yukarılara oynuyor, daha iyi başlıyorlar. Ama bir tek şüvetle gitmiyor derken... Yani taraftar da zaten çok boştu saha. Yani onlardan umudunu kesiyor. Öyle bir akşamda Darüş Yapak'a Tekven yakaladı. Galibiyeti aldı ama mesela daha sonra biraz uyardılar. Zalgiris Kaunas'ı ya şimdi kim ki yendiler buraya da geliyorlar derken ama oradaki atmosfer bambaşkaydı. Çünkü o gün sahada hedef vardı. Yani o hedef de karşılığını buldu. Ama bakıyorum neler kazandıklarını bir tarafta mutlaka Selçuk, Ahmet iyi tartacaklardır. Ve o da yani onlar için Euro Cup elde etmek ama biliyorsun Euro Cup'ta bir tek puantajı da elde edilmiyor. Orayı büyük bir ihtimalle Tofaş da kovalayacaktır. Galatasaray doğal sigorta da kovalayacaktır. Yani Euro Cup oynamayı. Çünkü Euro Cup en azından bir sene sonra hani kazandığın anda Euro Lig'e gitmenin aynen en önemli yeri. Ondan o seviyeye gelmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum. Ama orada Türklerin etkin bir şekilde sahada
yer alacağı bir kadro ancak bu işleri yapabilir. Bir tek yabancılarla çok zor. Biraz böyle içerideki dinamizmden bir iki oyuncu olayın farkına varıp kafasını çıkarması lazım. Belki bu sezonu ısınma turu ya da bunları, bu noktaları fark etme sezonu olarak düşünebiliriz. Bunlar hep kilometreydi. Bunlar basketbolun kilometresiydi belki. Ve önümüzdeki sezonda güzel şeylerin altyapısı belki böyle yapılmıştır. Oynanacak maçlara geçeceğim. Geçmeden önce Karas. Karas'tan önce de şeye bakacağım mı? Neye bakayım? Yukarı doğru kim çıkabilir? Tabii hemen bakalım. Artık ilk 5 takım belli oldu. 6-7-8 sayı istiyorsan. Hemen şimdi Fenerbahçe, Beko ilk sırada zaten. CSKA Moskova, Real Madrid, Anadolu Efes, Barcelona, Baskonya diye gidiyoruz. Panathinaikos, Milano. Milano'yla da 8'i tamamladık. Baktığın anda Milano 14-14. 14 kazanmış, 14 kaybetmiş. Hemen altında bir 14-14 daha var. Çok sürpriz mağlubiyetiyle Gran Canaria Olympiakos. Ondan sonra 13'cüler geliyor. 13 galibiyet, 15 mağlubiyet. 3 takım geliyor oraya bak şimdi. Orası biraz daha kızışık. Yani orada Jalgiris var, Maccabi var ve Bayern Münih var. Hı-hı. Şimdi oradaki en önemli olaya el koyacak veya değiştirebilecek takımlardan bir tanesi, etkin takımlardan bir tanesi Darüşşafaka Tekven. Hı. Çünkü Darüşşafaka Tekven Olympiakos'a gidecek. O da Bayern Münih Darüşşafaka Tekven'e gelecek. Yani evet, onların oradaki bir artı galibiyeti kimle eşleşirlerse onu zaten dışarıda bırakabilir. Maccabi Fenerbahçe ile oynayacak. Baktığın anda Baskonya Anadolu Efes'le oynayacak. Ama yine de ipler biraz Olympiakos'un elinde. Yani Olympiakos Pire'deki bu hafta Jalgiris maçını kazanırsa büyük bir ihtimalle oradan yukarı çıkar. Ama o maçı kaybettiği anda bu sefer Jalgiris'in de son maçı deplasmanda Real Madrid'de. Yani herkesin böyle bir alabilir, bir kaybedebilir veya kaybetmeye veya kazanması zor maçı var gibi düşünebiliriz. Ama unutmayalım geçen sene de bu eşleşme final 8'de olmuştu. Ve final 8'de ilk maçı Jalgiris Kaunas Pire'de yenerek o turu atladı ve Final Four adını yazdı. Evet. Yani onlar o anda orayı oynamaya alışkınlar. Biraz da baktığın anda daha böyle bir momentum dediğimiz, yani şu andaki verimliliği, ilerlemeyi, dinamizmi yakaladılar. Hızlarını aldılar. Evet, ondan son iki hafta o yani 6'dan 8'e ve 8'e girmeye aday 4 takım. Yani orası böyle bir 7 takım arasında müthiş çekişme olacak. O maçları kaçırmamayı herkese tavsiye ederim. Aynen. Şimdi mesela şöyle bir panoramik baktığımız zaman artık çok çok az kaldı. Şu an genel tabloya bakıyoruz. Bu sezonun şu ana kadar ne dersin? Böyle bir iki cümleyle çok da zamanımız azalıyor. Şey normal. Yani aşağıdan bu kadar çok takım oraya gelmesi normal çünkü herkes birbirini yenebiliyor. Hı. Yani eskaza Darüşşafaka bugün 4'te değil de Budusnos ligi bırakmış olmasa da onlar da 7-8 galibiyet olsa daha da sıkışacak kadar. Evet. Ama bence zevki de böyle oluyor. Yani zevki de böyle ve dikkat et oradaki takımlar bir tek şey olmayacak yani. İlk sıkıza giren takımlar aynı zamanda Anadolu Efes'in rakibi belli ama Fenerbahçe'nin belli değil. Evet. Mesela Panathinaikos'un kaybedip bir aşağı inmesini istemem. Yani çünkü Panathinaikos onlar da momentumu kazandılar. Hı hı. Yani bir anda Fenerbahçe 1-8 tabii ki sağ avantajıyla Fenerbahçe Beko favori. Ama yani o takımlar içinde torbadan kim gelmesin desen Panathinaikos derim ben. Bakalım ilerleyen günlerde artık tablo iyice netleşecek. Merakla bekliyoruz. Bence aslında artık Euroleague'in de böyle en tatlı zamanları geldi. Aynen. Aynen. Çünkü her maç, her sayı, işte ne bileyim her rebound maçı değiştiriyor. Artık kaderler değişiyor. En keyifli zamanlar kesinlikle. Ne yapacağız diye bakıyorum. Karayas yapacağız. Karayas'a Vincent Poi'yi alalım. Hı-hı. Baskonya'dan. Neden? Çünkü bütün Real Madrid uzunlarda muazzam boğuştu. Hı-hı. Yani çember altını gerçekten domine etti. Çok efor verdi. Zor bir akşamı kendi sahasındaki müthiş mücadele gücüyle yukarıya çekti. Çok önemli yüksek verimlilik puanla bitirdi. İstatistiklerini açmaya çalışıyorum bir yandan da. Sarı açarken 19 sayı, 16 rebound, 1 asist, 13'te 8 isabet, 2 sayı, 3 ütme yapmış. 13'te 8 çember altını domine etmiş. Sayı ve reboundu bir daha söyle. 19 sayı, 16 rebound. Muazzam bir şey. Evet.
Bunu da kime karşı? Barcelona'ya karşı alıyorsun. Yani çember alttaki bu başarısı inanılmaz. Real Madrid. Öbür tarafa baktığın anda Marcus Ericsson Gran Canaria'da oynadığı dakika ya 16 ya 17 muazzam bir yüzdeyle attı. Bunu sezon içinde bir kez daha yaptı. Kime yaptığını çok hatırlayamadım. Belki Baskonya'ya olmuş olabilir. Böyle muazzam bir maç oynadı. Yani o maçın o hale gelmesinde 17 dakikada 24 sayı 24 verimlilik gibi rakamlara ulaştı ki yani iyi ki 35 dakika oynamadı. Yoksa Euroleague'in o hızla rekorunu kırardı ikili. Şimdi onun yanına Anadolu, Efes, CSKA ve CSKA Fenerbahçe maçlarından birilerini yakalamak lazım. Hak eden oyuncu orada baktığın anda Antepli. Yani katmerci mi diyeceğiz bunu ondan sonra? Katmerci diyelim, öyle diyelim. Bence katmerci sen kal, o hala Antepli olsun. Katmerci böyle bir yakışmadı. Evet. Higgins muazzam oynadı. Son topun değerini verdi. En kritik anlarda oyuna el koydu. Yani tamamen oyunun yani akıl merkeziydi. Yanına Clyburn'u koyabilirdik. Acaba. Çünkü iki tane. Ama Clyburn, sen söyle. Yani tüm basketboldaki başarısını bir kenara koyalım. Tüm o gecenin performansını bir kenara koyalım. Sportmenliğe yakışmayan bir hareketinden dolayı ödülünü, tacını geri alıyorum şu anda Clyburn. Al, al. Hakikaten alınmak gerekiyor. Çünkü hiçbir şekilde yani rakibine oyun olarak üstünü kurabilirsin ama vücut diliyle kurmak evet. Yani hele o seviyeleri falan biraz doymamıştı olarak diyelim. Onu da gençliğine verelim. Onun için bence Kylie'yi uzatalım. Yani Kylie belki büyük bir pota altı performansını skorla göstermedi ama oraları inanılmaz eforlar domine etti. Adam değişti, kısaları tuttu. Onun için oraya da Kylie'yi koyalım. Bu hafta böylece... sen oyuncudan yaptın karar soruyor. Evet. Bu hafta böyle olsun yani. Bu hafta da böyle olsun. Tamam. Suare en sona geleceksin. Haftanın maçlarına geliyorsun. Haftanın maçlarına bakalım. Dolu dizgin ne maçları var yanamazsın. Ne maçlar var yanamazsın. Evet, bir de yani işte hep konuşuyoruz ya hem güzel zamanları hem maçlar çok güzel. Biz de her hafta aslında maçlar çok güzel diyoruz. Bize böyle geliyor acaba ama gerçekten her hafta maçlar. Görmüyor musun? İşte yani, kaç takım? Geçtiğimiz hafta. 7 takım. Güzel değil miydi? 7 takım son düzlüğe yani bu at yarışı son düzlüktür bu son düzlük de değil yani. Potaya taraklama derler yani. Herkes yan yana giriyor. Ama bundan daha güzel bir lig olamaz, daha da keyifli, heyecanlı olamaz. Bence hem izleyen hem de katılan için. Biz öyle diyoruz ama gerçekten öyle olduğu için öyle diyoruz. Biz zaten taraftar sayısından belli olmuyor. Değil mi? Doğru söylüyorsun. Yani ve şeylere bak, salonların doluluğuna bir bak. Tamam hadi başlayalım, oynanacak maçlar. Panathinaikos, Real Madrid, buyurun efendim. Yani işte bu maç önemli. Ben Panathinaikos'un kazanmasını yani. İstiyorum ki onlar yukarıda 7. kalsınlar. Kaybederlerse 8'e bir ihtimali var. Hep yani bir yan gözler kim gelir ama bir de 8 kim olur diye bakıyorum ki o da Fenerbahçe Beko'nun rakibi. Panathinaikos. Ne istediğimizi söylüyorum. Ne olur'a gelelim. Ne olur'a gelelim. Xavi'den sonra yani başarılı bir çıkış yaptırdı. Rick Pitino. Bu sefer de o çıkışı devam etmelerini diliyorum. Real Madrid deplasmanında kaybediyor. Yine kaybetmeye devam etsinler. Arzum, isteğim, Panathinaikos, mantığım, aklım ve emanet evet, diyor. Peki, çok güzel cevap oldu. Maccabi Tel Aviv, Gran Canaria. Maccabi Tel Aviv'in tek şansı var kazanmak. Gran Canaria oraya basketbol dışında, iyi basketbol dışında herhangi bir hedefle gitmeyecek. Onun için onların kazanacağını umuyorum. Esra'yı da yanıtlıyoruz. Peki, Milano, Fenerbahçe, Beko. Çok önemli maç. Milano dışında kalabilir. Yani belki Milano oruları taraftarıyla artık İtalya'dan bir takım olsun arzusuyla sürekli yatırımıyla zorluyor. Yani Fenerbahçe'de baktığın anda her maçta Armani Milano'ya basketbol olarak üstün kaldı. Basketbol yönetimi olarak üstün kaldı. Onun için Piacere'nin yani bu maçta yine böyle bir o özgüveni göstereceğini zannetmiyorum ve Fenerbahçe Beko diyor. Barcelona Budućnost. Ya Budućnost ne derler? Onu elemiş. Eleğini asmış. Sıradaki mi diyoruz? Sıradaki. Aynen. Şey. Evet. Kim ki Moskova? Kim ki CSKA Moskova? Hepsini birleştirdim. Evet, bu da öyle ama. Yani bu da baktığın anda bir tek adı derbi. Yani derbi olmasının sebebi iki salon arasında
bir 35-40 dakikalık Moskova region'dan Moskova center'a kadar olan uzaklık. Metro ile gidersen bir yere kadar daha da azaltabilirsin o mesafeyi. Ama farkı azaltamazsın. Ben diyorum ki CSKA Moskova rahat kazanacaktır o maç. Darüşşafaka Bayern Münih. Bu güzel maç. Yani çünkü Darüşşafaka kendi sahasında veda maçı bu. Euroleague'de veda maçı. Diliyorum ki oyuncuların da beraber olarak veda maçı olur. Yani istatistik düzeltme maçları olmaz. Atanların, tutanların. Herkes kendi hanesini düşünmez. Abi evdeki son maçı oynuyoruz, top nerede? Derlerse şansı yok çünkü Maccabi Bayern Münih sert oynuyor. Peki sence taraftar nasıl bir ilgi gösterir? Bence çok ilgi gösterir. Dışına. Çünkü hep gösterdiler. Bütün sezon yani en imrenilecek salonlardan birinin atmosferini yarattılar. Onun için sanıyorum yine göstereceklerdir. Onun için sadece oyuncuların hep beraber oynama ve hep beraber becerip başarma final sahne. Güzel bir veda olsun. Dediler, perde mi derler en sonunda. Evet. Perdeyi evde böyle kapatacakları umuyorum. Peki Baskonya Anadolu Efes sorumuz da bu maçtan geliyor. Anadolu Efes Final Four öncesinde diliyorum orayı Barcelona geçecek. Ve Baskonya'da son iki hafta bir Final Four provasına gidiyor. Hı. Belki rakip farklı ama Baskonya'nın şöyle bir havasını soluyor. O atmosferi hissetmek için güzel bir şey. Ama Baskonya da yukarıda kalmak için maçı kazanmak zorunda. İki maçı da kaybederse sıkıntı yaşayabilirler. Ondan çok zor maç. Yani inan hani bu maçı derler ya bu maçı görmezlikten gel. Neredeyse öyle diyeceğim. Yokmuş gibi. Ama, yokmuş gibi ama. Ama gelmeyin sorumuz burada. Bu maçı görmek için. Yani Anadolu Efes de rahat gidecek. Çünkü artık nasıl olsa dördüncülüğü garantilediler. O da i̇şte önemli. Bu dezavantaj da olabilir, avantaj da olabilir. Ama her gün onları iyi kullanır. Kimyasını düşünürse o rehavete kapılacak bir takım olmadığını... Değil, Ergin de oraları iyi kullanır. Yani o maçın içinde bile hissedebilir. O maçta ne kadar yıpranma payını kullanması gerektiğini. Anadolu Efes için zor bir maç deyip geçelim. Peki, hemen sorumuzu söyleyelim, geçmeyelim. Efendim, Merve der ki sorumuz şöyle olsun. Baskonya Anadolu Efes mücadelesinde en fazla asist yapan oyuncu kim olacak? Tabii ki Baskonya'dan da olabilir, Anadolu Efes'ten de olabilir. Yorumlarınıza aşağıya bekliyoruz nereye? Vay çok güzel bir soru. Yani çıktı bir ben şey. Ben bayağı iyi. Yani Koç Dedi'nin YouTube kanalına bekliyoruz. Oradan bu aşağıdan. O da yazsana lütfen. Nasıl yapayım? YouTube kanalımıza bekliyoruz ama YouTube'a gidiyoruz aşağıdan. Sen söyle ben alkışlayayım. Ya hayır senin yapman lazım onu. Lütfen. Vallahi yapamam. Peki bir dahakine yaptıracağım. Peki. Şimdi bugün bir abi ne çok şey söz verdim ben ya. Kalpler yiyeceğim, anons yapacağım YouTube kanalına. Gelin abi buraya işte üye olun diyeceğim. Of. Onu ben sana şey yapacağım. Çalıştıracaksın. Tamam süper. En sonunda Olympiakos Zalgiris mücadelesi var. O da muazzam zor maç. Gerçekten muazzam zor maç. Ya ben şöyle baktığımda en zor gördüğüm maçlardan biri mesela bu haftada kapanış maçı. Haftanın maçı zaten. Cuma günü o maç. Haftanın maçı. İnan yani zamanı ayarlayabilsen buradan bir pire yapıp dönecek maç. Zalgiris Kanos daha şeyinde. Ritminde Olympiakos onlar da tabii ki kazanmak mecburiyetinde olduklarını biliyorlar. Yani derler ya tam argosuyla bu karakolda bitecek maç diye inan maçın sonu Pire'de karakolda bitebilir yani o kadar sert bir maç olacak. Yani taraftar Yasikovic'e yakın değildir. Çünkü onlar Olympiakos'la Panathinaikos'la oynadı. Yani oradaki parametre çakışmaları çok fazla. Ama gönlüm Zalgiris Kaunas'tan yana hatalar yaptılar bu sene transferde bir sürü. Ama şimdi diğerini getirdiler potu altında daha bir ikili oldular sakatları döndü. Yani kazanırlarsa onlar adına ve işte Litvanya'ya yaşayan yaşamış bir insan için daha çok mutlu olurum. Peki. Bu arada hatırlatmak isterim ki 29. haftada yorumladığımız maçlar. Yani. Çok hızlı geçiyor zaman. Evet 29 ve 30 kaldı. 29 evet yani ne ara başladı ne ara bitti. Su gibi akıp geçti hakikaten. Ya, oyunun ritmi böyle. Yani 29 derken bir anda şey son 30 bitti. Öyle oldum bir anda. Oyunun ritmi böyle. Yani önemli olan şuna da bakmak. Nabzı hep yüksek tutuyor yani Euroleague. Baktığın anda aslında şunu iyi görmek lazım. Bugün sokağa çıkıp da çoğu ülkede kendi ligini sorsan
5. 6. kim bilemeyecek insan sayısı çok fazladır. Spor sever sayısı çok fazladır. Yani bir dolaşsa Merve sağ solu, nedir abi bizde durum, onda durum dese, eskiden böyle değildi. Ligler daha dinamikti. Deneyelim mi? Deneyelim tabii. Böyle bir şey yapalım mı? Tabii ki ligler daha dinamikti. Yani orada bugün şurada sokaktan birini çağırıp da Yunanistan'daki ligi sorsam herkes aşağı Panionios, işte Iraklis, Ayet derdi. Şimdi çoğu bilmeyebilir. Çünkü Euroleague hepsinin çok üzerinde kaldı. Evet. Yani organizasyon olarak bu da avantajı belki. Çünkü rekabette yani şeyi nasıl söylenir? Bayrağı çok daha yukarı koydular. Çıta çok daha yukarıda. Yani Euroleague'in parçası olarak lokal liglerin bence daha fazla PR, daha fazla tanınım, daha fazla takımlarının rekabeti, ne bileyim her türlü marketing dehasını ve üretimini. Ama yaşlar zorlaşıyor işte gizgide. Ama önünde bir çıta var yukarıda. O da diyor ki gel abi buraya katıl diyor. Evet. Onlar onun iyi örneğini alıp, doğru taraflarını alıp uygulayan federasyonlar kendi liglerini bir adım daha yukarı çıkaracaklar. Yani bir tek şeyle kalmadı iş artık. Parayı yatıran takımlar, Panathinaikos, Olympiakos, abi Yunan ligi çok iyi. Orada Real Madrid var, bilmem ki İspanya ligi iyi. Bizde Fenerbahçe, Efes para yatırıyor. Hayır. Bundan sonra sahibi mesela Bahçeşehir gibi bir sürü takıma ihtiyaç var. Yani belki inanılmaz takım değil. Yani ama başarılı, yukarıdakileri kök söktürüyor ve her maçta ortamı yaratıyor. Ruhu olan bir İşte ruh işte ondan yaratıyor. O duyguyu ruhu getirdiğin anda bu tip takımların olması bence ligi totalında çok daha fazla renk alacak diyorum ve ağzına sağlık diyorum. Ben de. O zaman görüşmek üzere. Tatil için otellere dünyanın parasını harcama. Tatilde kirala, rahat konakla. Tatildekirala.com